da ateşkes umutlarının her geçen gün biraz daha azaldığını söyledi hocalarımız da, en azından geçen haftadan bu yana. Ne dersiniz, katılır mısınız? Sahadaki durum neyi söylüyor? Bir yandan da özel başka bir sorum olacak. Çünkü Batı Şeria'ya yönelik, Gazze'den öte Batı Şeria'ya yönelik çok yoğun bir baskı ve saldırının olduğunu söylüyor. Bunun bir stratejik amacı var mı İsrail için, ya da perde arkasında ne olabilir? Sizin yorumlarınız kıymetli. Buyurun, sözü hemen size bırakayım. Turgut Alp Boyraz. Adnan Uysal, öncelikle ateşkes konusuyla başlayayım dilersen. Kesinlikle katılıyorum. Ateşkes ümidi son derece zayıflamış durumda. En azından Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında seçimler yapılana kadar bir ateşkes beklenmiyor. Geçtiğimiz haftalarda, iki hafta önce malum Doha'da toplanılmıştı. Sadece umutvari açıklamayı yapan Amerika Birleşik Devletleri iyi gidiyor, netice alabiliriz dedi. Ama onun dışında diğer arabulucular olan ne Mısır'dan ne Katar'dan çok olumlu açıklamalar geldi. Ne de İsrail tarafının ve Hamas tarafının açıklamaları olumluydu. Ve nitekim İsrail'in daha önce Temmuz ayında Biden'ın açıkladığı ateşkes anlaşmasına şartlar, yeni ekler eklemesinden dolayı anlaşma olmadı. Hamas bu yeni durumu kabul etmedi. İzleyicilere kısaca hatırlatalım, muhtemelen konuşmuştursunuz. Neydi bunlar? Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı anlaşmaya göre İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyordu. Gazze-Mısır sınırı da dahil burada asker bulundurmaması gerekiyordu. Ancak her seferinde ateşkese yaklaşıldığında Netanyahu her seferinde daha ileri talepler anlaşmaya ekletti ve Amerika Birleşik Devletleri de buna boyun eğdi. Bunlardan bir tanesi Mısır-İsrail sınırının kontrolünün, o Philadelphia koridoru olarak adlandırılan Mısır'la Gazze arasındaki, düzeltiyorum, 14 kilometrelik sınırın kontrolünün tamamen İsrail'de kalması. Bir diğeri Gazze'yi tam ortadan ikiye, güney kuzey diye bölen Netzim koridorunun yine İsrail'de kalması. Yine Gazze'nin farklı noktalarında İsrail askerlerinin bulunması gibi birçok yeni, kabul edilemez, işgali kalıcı hale getiren talepler ekletti yeni anlaşmaya, revize edilen anlaşmaya. Ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri de bu talepleri onayladı ve arabuluculara da, diğer arabulucular olan Mısır ve Katar'a da baskı yaptı. Hamas'a bunu dayatmaya çalıştılar. Bunun olmayacağını herkes biliyordu. Açıkçası Netanyahu şöyle bir taktik biliyor gibi, sürekli anlaşmayı sabote ediyor. Bir anlaşma olacaksa da İsrail için mükemmel bir anlaşma olsun tırnak içerisinde. Ve Biden yönetiminin de son derece zayıf ve bu konuda inisiyatif alma noktasında aciz olduğunu, İsrail'e baskı yapma noktasında aciz olduğunu biliyor ve dolayısıyla bir ateşkese yanaşmıyor. Seçimleri Kamala Harris ya da Trump, hangisi kazanırsa, ondan sonrasında bir ateşkes gündeme gelebilir. Hamas için de benzer bir şey söz konusu. Hamas da artık savaşın sona doğru gelindiğini görüyor. Bunca fedakarlık yaptıktan sonra, büyük bir soykırıma maruz kaldıktan sonra Filistin halkı, Hamas da bütün İsrail'in taleplerine teslim olmak istemiyor. Bunun son şansı olduğunu biliyor. Dolayısıyla Gazze'de o 7 Ekim'den önceki abluka durumunu değiştirecek bir şeyler kotarmaya çalışıyor. Onlar da muhtemelen yeni Amerikan yönetimini bekliyorlar. Her iki başkan adayı da, hem Kamala Harris hem de Trump, işte savaşın durdurulmasını istediklerini söylüyorlar ama bugüne kadar hani yönetimdekiler ciddi bir baskı yapamadılar. Dolayısıyla ateşkes müzakerelerini her ne kadar Biden yönetimi hala zinde tutmaya çalışsa da bundan bir şey çıkmadı anlaşılıyor. Biraz iç kamuoyuna yönelik bir mesaj zannedersem, olumlu gidiyor ya da görüşmeler çökmedi demek. Yani Biden dönüp işte, veya şimdi Kamala Harris kendi seçmenine, demokratlara şunu diyor. Çünkü oradan da eleştirenler var. Evet, bizi çok eleştirdiniz 11 aydır, soykırımı finanse ettiniz, silahlandırdınız dediniz ama bakın şimdi yine elimizden geleni yapıyoruz. En azından ateşkes görüşmeleri çökmedi, Amerika olarak bunu hayatta tutuyoruz demek istiyorlar. Olası bir Trump iktidarında da Trump'a şu kozu vermek istemiyorlar. Siz ateşkes müzakerelerini bile çökertmiştiniz. Ben geldim iki gecede işte çözdüm, ateşkes ilan ettirdim gibi bir durumla karşı karşıya gelmek istemiyor demokratlar. Dolayısıyla ateşkes müzakerelerinden bir şey çıkmayacağı büyük oranda, büyük bir sürpriz olmazsa anlaşılmış durumda. Kuvvetle muhtemel birkaç ay daha sürecek. Ondan sonra yeniden ateşkes müzakereleri gündeme gelecek gibi gözüküyor. Şimdi Batı Şeria kısmına gelecek olursak, evet, Batı Şeria'yı izleyicilere kısaca hatırlatalım. 1967 yılında İsrail işgal etti. Yaklaşık 3,5 milyon Filistinli yaşıyor orada. Yaklaşık 600 bin kadar da illegal, uluslararası hukuka aykırı Filistin topraklarını gasp eden Yahudi yerleşimciler yaşıyor.
Bunlar 230 farklı noktaya dağılmış durumdalar o Batı Şeria'nın içerisinde. 230 Yahudi yerleşim yerine dağılmış durumdalar. Hepsi silahlı. Sadece İsrail ordusu ve askeri değil, aynı zamanda orada tırnak içerisinde sivil olduğu iddia edilen Yahudi yerleşimciler de Filistinlerin evlerine saldırılar düzenliyor, baskınlar düzenliyor. Kabinede iki tane isim var Netanyahu'nun kabinesinde son derece radikal olan. Bunlardan birisi Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir diğeri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. Bu iki kişinin de seçmen tabanı işte o Batı Şeria'da yaşayan 600 bin fanatik Yahudi yerleşimciden, yani oradaki gaspçıdan oluşuyor. Ve bunlar burayı da, yani Gazze'deki durumu buraya da taşımak istiyorlar. Şimdi anlaşılan o ki İsrail'in Gazze'de yaptıkları yanına şu an için kalmış gibi gözüküyor. Uluslararası toplumdan bir yaptırım yok. Amerika Birleşik Devletleri daha geçtiğimiz hafta hatırlayın 20 milyar dolarlık daha bir silah satışını İsrail'e onayladı. Herhangi bir silah ambargosu yok. İsrail'e tırnak içerisinde bir canını yakacak, gözünün üstünde kaşın var diyecek bir aktör yok gibi. Yani Amerika sadece bazı konuşmalar yapıyor. Avrupa Birliği bazı konuşmalar yapıyor. Arap dünyası sadece izlemekle yetiniyor. Dolayısıyla İsrail şu an için kendisini Batı Şeria'ya da Gazze'deki benzer durumu taşıma noktasında rahat hissediyor gibi gözüküyor. Şimdi son 3-4 gündür oraya düzenlenen bu saldırının boyutunu anlatalım. İşte 2002 yılından beri düzenlenen en büyük saldırı olduğunu söylüyoruz. Askeri uçaklar, savaş uçakları katılıyor, SİHA'lar katılıyor. Yüzlerce zırhlı araç o bölgeye sevk edilmiş durumda, binlerce asker sevk edilmiş durumda. Anadolu Ajansı ekibinden Enes Canlı, İhsan Rimavi ve Hişam Ebu Şakrak da gece gündüz boyunca Tulkerim Cenin arasında gidip geliyorlar. Hem onların gönderdiği fotoğraflar, hem açıklamalar, hem de verdikleri bilgiler durumun çok kötü olduğunu gösteriyor. Aynı Gazze'de yaptığını yapıyor İsrail. Ne yapıyor? Hastanelerin yolunu tıkıyor. Sivil altyapıyı vuruyor. Su, elektrik birçok kampta özellikle saldırıya uğrayan o mülteci kamplarında kesilmiş durumda. Aynı zamanda büyük oranda kanalizasyon altyapısı da zarar görmüş durumda. Bu sebepten dolayı da çok fazla kötü kokunun çevreye yayıldığı gözlemleniyor. İsrail bunun devam edeceği yönünde sinyaller veriyor. Ve şu ana kadar 20'den fazla kişi hayatını kaybetti. Düzinelerce ev yıkıldı. Onlarca yol, o getirilen grederlerle, askeri araçlarla korunan kepçelerle yıkılmış durumda. Ve hali hazırda özellikle de Batı Şeria'nın kuzey şehirlerinde, Cenin'de, Tubas'ta ve Tulkerim'de bu saldırılar devam ediyor. Aslında bu saldırı bekleniyordu Hakan Ünsal. Yani İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik bunu yapacağı bekleniyordu. Özellikle de az önce ismini verdiğim o Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben-Gvir bunu son derece kışkırtmak için söylemlerde bulunuyordu. Hatırlayalım geçen hafta Mescid-i Aksa'ya kendisine bağlı olan polisin korumasında bir baskın düzenlemişti. Ve orada demişti ki işte ben Mescid-i Aksa'ya Yahudiler için bir mabet tırnak içerisinde sinagog yapılma fikrini destekliyorum diye son derece provokatif açıklamalar yapmıştı. Şimdi bu açıklamalar Batı Şeria'yı ve Doğu Kudüs'ü de karıştırmaya yönelik Peki. açıklamalar. Seçmen tabanları da orada. Dolayısıyla Gazze'deki durumun orada da tekrar etme endişesi var. Son bir cümle söyleyerek sözü sana bırakayım. Buyurun. İsrail Dışişleri Bakanı, bu çok önemli, İsrail Kantz da bir açıklama yapmıştı 3 gün önce hatırlayalım. Dedi ki aynen tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da insanları zorla yerinden sürebiliriz dedi. Dolayısıyla Batı Şeria'da, özür dilerim, Gazze'de yaptıkları etnik temizliğin, zorla göç ettirmenin bir benzerini Batı Şeria'da da uygulayacaklarının sinyalini veriyorlar. Uluslararası toplumdan tepki geldi. Birleşmiş Milletler de dahil bu açıklamayı kınadı. Ama Gazze'de de kınamaları görmüştük. Bu İsrail'i durduramamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi, askeri ve diplomatik desteği İsrail'in arkasında oldukça ve dünyadan da böyle somut İsrail'in canını yakacak uluslararası toplumdan adımlar gelmedikçe İsrail durmayacak gibi gözüküyor. Gazze'nin, Lübnan'ın yanı sıra şimdi üçüncü bir cephe, Batı Şeria cephesi de İsrail tarafından açılmış durumda. Bu saldırganlık devam ettikçe de maalesef Netanyahu'nun popülaritesi, oyları artıyor Aktan Uysal. Yani anlaşmadan kaçtıkça oyları azalmıyor.
oyları artıyor. Böyle de bir İsrail toplumuyla karşı karşıyayız. Turgut Alp Boyraz, çok teşekkür ederiz. Ama yayınımızda kalırsanız bizi çok mutlu ederiz. Hem konuklarımız soruları olabilir, sizin önümüzdeki dakikalarda konuklarımızın yorumlarına belki ekleyeceğiniz katkılarınız olabilir. Varsa konuklarımı sorusu alayım. Yoksa bu anlamda 3 cepheden söz etti Turgut Alp Boyraz. Ne dersiniz Ali Fuat Gökçe? İsrail içeride sıkıştıkça anladığımız kadarıyla dışarıda daha da barbarlaşıyor. Dünya kamuoyundan da yine Turgut Alp Boyraz önemli bir değerlendirme yaptı. Ses gelmediği zaman daha da pervasız hareket edebiliyor. Nereye kadar? Nihai amaç ne? Amerika Birleşik Devletleri'nin, birazdan konuşacağız, daha büyük bir niyeti mi var? Çünkü büyük gemilerin oraya gönderdiğini görüyoruz. F-22 Raptor'lar orada. Sizi de hemen görselimizle birlikte değerlendirmek için haritamızın önüne alayım. Turgut Alp Boyraz da eğer beklerse ilerleyen dakikalarda katkılarını, konuklarımız sorularını alabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha kendisine. Ne dersiniz hocam? Şimdi, görüyoruz ki Gazze küçük bir coğrafya. O küçük coğrafya için Amerika'nın bölgeye gönderdiği gemileri arkadaşlarımız hazırladı. Sadece Gazze için ya da İsrail'i korumak için değil, bir başka perde arkasında plan mı var? CENTCOM'un açıklamaları var ve bu F-22'ler çok konuşuluyor. Amerika'nın gizli silahı olduğu söyleniyordu, kimseye vermediği söyleniyordu. Geldi Orta Doğu'da görmeye başladık, CENTCOM da bunu paylaştı. Sizin hem bölgeyle hem biraz daha fotoğrafı yavaş yavaş genişletmek istiyorum. Bölgeye dair yorumlarınız ne yönde olur? Evet Haktan Bey, şimdi neden İsrail bölgede bir ateşkese yaklaşmıyor? Yanaşmıyor. Şimdi siz İsrail, de öyle düşünüyorsunuz. Bir niyeti yok yani. Ya, masaya yok, geliyor bir yere yok. Kadar, bir yerde masadan yok. Kalkıyor. Neden? Şimdi müsaadenizle önce bundan biraz bahsedeyim. Şimdi İsrail 7 Ekim sabahı Aksa Tufanı operasyonuyla tarihinde ilk kez İsrail-Filistin savaşında, çatışmasında, mücadelesinde ilk kez tarihinde psikolojik üstünlüğü kaybetti. Bugüne kadar, o tarihe kadar psikolojik üstünlük İsrail'deydi. Ama o 7 Ekim sabahı İsrail kamuoyu psikolojik üstünlüğü, İsrail ordusu, hükümeti psikolojik üstünlüğü kaybetti. Kime karşı kaybetti? Hamas'a karşı kaybetti. Bunu nereden anlıyoruz? O gün ilk kez o tarihten itibaren İsrail, Yahudiler kendi ülkesini terk etmeye başladı. Hocam notlarım arasında vardı. Bir sonraki sorumda olacaktı. Siz öncesinde evet. Davrandınız. Çok çarpıcı değil mi bu da? Evet. Yani orada bir güvenliği sağlayamadıkça aslında bir cazibe merkezi olarak dünyadan Yahudilerin gelip yerleşimci olarak, tırnak içinde elbette, evet, işgalci olarak yerleşecekleri yerlerden gitmeye başladılar. Gitmeye başladı. Bu psikolojik üstünlüğü kaybetti anlamına geliyor. Kime karşı kaybetti? Hamas'a karşı kaybetti. Şimdi İsrail hükümeti, Netanyahu hükümeti ateşkes görüşmelerinde Hamas'ın olmasını istemiyor. Çünkü Hamas'la masaya oturduğuna itibaren o kaybetmiş olduğu psikolojik üstünlüğü tekrar kazanamaz. Bu savaşa girmesindeki sebep Hamas'ı yok etmekti. Siyasi hedefi, savaşın siyasi hedefi Hamas'ı yok etmek. Askeri hedefi de, bunu daima söylüyoruz, rehineleri kurtarmak, Gazze'yi işgal etmekti. Bugün bunları başaramadı. Yani o ilk kaybettiği psikolojik harekattan sonra başlatmış olduğu savaşın ne askeri hedefine ulaşabildi ne de siyasi hedefine ulaşabildi. Dolayısıyla bu durumda Hamas'ın olduğu bir masaya oturmak istemiyor. Ama bakınız, şu bir tarihi gerçeklik, bunun altını mutlaka çizmek gerekiyor, vurgulamak gerekiyor. Bugün tarihte bağımsızlık mücadeleleri, kurtuluş mücadeleleri, mücadeleyi, sahada mücadeleyi yapan masada müzakereyi yapmıştır. Tunus'ta öyle olmuştur, Habib Bourguiba. Cezayir'de FLN, Mozambik'te Frelimo. Bütün bunlar sömürge yönetimlerine karşı, emperyalist ülkelere karşı sahada mücadele yapmıştır, masada da müzakere yapmıştır. Şimdi siz bu bölgede Hamas yok sayarsanız, masaya gelmesin derseniz, o zaman burada gerçekçi bir çözüm olmaz. Gerçekçi bir barış olmaz. İşte Hamas bunu, İsrail bunu istiyor. Kim yönetecek? İlk başta hatırlayalım. Gazze'yi Filistinler yönetecek dedi. Peki hangi Filistinli yönetecek? Hangi Filistinli? Şimdi hatırlatalım. Gazze'de bir seçim yapıldığını, işte, hatta o seçim sürecinde Batı Şeria'da daha güçlü olan FKÖ'nün ya da Mahmut Abbas yönetimin seçimlerde olduğunu, hatta bir sonrasında bir çatışmanın da yaşandığını biliyoruz. Evet. Yani aslında orada bir seçimle gelen kim aday olacak? Muhammed Dahlan mı olacak? Ebu Fadikot, İsrail yanlısı. Mesela bunun ismi geçti. Bakınız, İsrail yanlısı bir Filistinli. Bu mu yönetecek?
Neden Hamas orada yönetmiyor? Çünkü mücadele yapan, o bölgenin bir siyasi partisi olan Hamas var. Siz bunun varlığını yok sayıyorsunuz. Peki, o zaman olmaz. Hocam, Gazze'nin ötesinde de bir başka plan olduğunu görüyoruz. Bu İsrail'in planı. Tabii, tabii. Hamas'ın savunmasını konuşmamıza gerek yok. Kendi topraklarını savunuyor ama bölgenin diğer aktörlerinde, İran'ın örneğin ya da evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da diğer aktörlerinin de anladığımız kadarıyla başka adımları ve planları da var. Bu eksenin içerisinde. Şimdi, bunu da görüyoruz ki bu anlamda Hizbullah da zaman zaman açıklamalar yapıyor. Ama net bir tavır alıp İsrail yönelik o saldırıyı görmedik. İsrail oraya yığınak yaptı ama karşılıklı olarak atışlarla devam ediyor. Ne dersiniz bölgedeki daha geniş fotoğrafta? Şimdi şuradan bahsedeyim. En son söylediğinizde ondan sonra bölgeye geleyim ben. Hizbullah acaba İsrail'i kendisine bir kara harekatı başlatması için bir çaba içerisinde mi? Şimdi aklımıza bu soru geliyor. Çünkü Hizbullah... Bu ama olumsuz bir şey gibi düşünüyoruz. Şimdi, siz tabii, bunu olumlu olarak hani şimdi şöyle, Hizbullah bunu ister mi diyorsunuz? Şimdi şöyle, Gazze gibi her tarafı tecrit edilmiş bir yerde başarısız olan bir İsrail olduğunu görüyoruz. Şimdi Hizbullah'a bir kara harekatı başlatması durumunda cephe gerisinden istediği takviyeyi alabilecek Hizbullah'a karşı 2006'da nasıl kaybettiyse yine kaybetme ihtimali oldukça yüksek. Acaba Hizbullah bunu mu istiyor? İsrail bir kara harekatı başlatsın. Ya da bugüne kadar neden İsrail Hizbullah'a karşı kara harekatı başlatmadı? Ya da şöyle diyelim, İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri siyasetine acaba neden burada bir kara harekatı yapmayalım diye görüş bildirdi. Bakın. Hocam, çok önemli bir nokta. Evet. Şimdi devam edeceksiniz ama konu dağılmasın diye. Dağılmasın. Alp, buraya gelin. Gelelim ama Turgut Alp Boyraz'a bu soruyu yönelteyim mi? Sahada o bu gelişmeleri takip ediyor elbette. Belki birkaç cümleyle sonrasında hemen sözü size bırakacağım. Turgut Alp Boyraz, duyabildiniz mi hocamın açıklamalarını? Evet. Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Onun yorumu şu. Hizbullah İsrail'in kendisine bir kara harekatı yapmasını ister mi? Ya da istiyor olabilir İstiyor mi? Mu? Evet. Böyle bir soruyu yöneltti. Başarısız olma ihtimali çok başarısız yüksek olabilir yani. 2006'da. Şimdi böyle bir istek olarak böyle bir şey zihinlerinden geçiyor dedi. Hı hı. Çok uzatmadan birkaç cümleyle hemen senin yorumlarını almak istedim elbette. Ne dersin? Katılır mısın bu görüşe? Tabii, kıymetli hocamın önceki söylediklerine tamamen katılıyorum. Hizbullah konusunda ise birazcık farklı düşünüyorum. Şöyle, 2006 yılında hocamın dediği gibi karadan İsrail saldırı düzenlediğinde Hizbullah karşısında %100 bir başarı elde edememişti. Büyük oranda zorlanmıştı. O günden bugüne de Hizbullah kabiliyetlerini çok fazla artırdı. Ama şimdi sahadaki gelişmelere baktığımızda her iki tarafta büyük bir savaşı istemiyor. Yani görünen o. Her iki tarafında kendine göre sebepleri var. Şimdi İsrail hem Gazze'de meşgul. Sayın hocamın dediği gibi orada meşgul ve Hizbullah'ın da karadan girdiğinde ciddi bir mücadele verebileceğini biliyor. Onun için çok hevesli gözükmüyor. Hizbullah da kendi açısından baktığımızda Lübnan 2006'daki Lübnan değil. Çok yakıcı bir ekonomik kriz yaşıyor 2020'lerden beri 4-5 yıldır. Ve aynı zamanda İsrail'in gözü dönmüş bir şekilde Gazze'de neler yapabildiğini de bütün dünya gördü. Yani şu soru herkesin dilinde burada. Gazze'de nasıl ki hava gücüyle İsrail bir katliam yaptıysa, pekala aynısını Beyrut'ta yaparsa kim İsrail'i suçlayacak? İsrail çıkıp diyecek ki Hizbullah tehditti, bana saldırdı, ben de onun için vurdum. Amerika Birleşik Devletleri de diyecek ki İsrail'in kendisini savunma hakkı var, elbette ki vuracak diyecek. Dolayısıyla bu senaryoyu da Hizbullah istemiyor. Peki. Bunu nereden biliyoruz? Son cümle belki. Geçtiğimiz pazar günü o hani Hizbullah'ın vereceği beklenen büyük karşılık vardı ya, öldürülen askeri kanadın lideri Ali Fuat Şükre karşı. O karşılığı Hizbullah son derece sınırlı tuttu. Yani 320 Katyuşa füze sattık, ardından SİHA'lar gönderdik dedi. İsrail tarafındaki arkadaşlarımız didik didik gezdi. Vurulan çok çok az yer gördüler. Birkaç yerde yangın çıkmıştı. İsrail de aynı şekilde 100 uçakla Lübnan tarafını vurdum dedi, güneyi. Ama biz de burada güneydeydik. Vurulan yer olmadığını gördük. Dolayısıyla her iki tarafta büyük bir savaş istemiyor gibi gözüküyor. Ancak Gazze'de ateşkes olana kadar da burayı sınırlı bir çatışma düzeyinde bir destek cephesi olarak tırnak içerisinde Hizbullah tutmaya devam etmekte kararlı gözüküyor. Ama kesinlikle savaş çıkaran bir taraf olmak istemiyor. Öyle anlaşılıyor, açıklamaları da bu yönde. Ve bu sınır hattıyla sınırlı olan çatışmaları
sürdürmek istiyor gibi gözüküyor Hizbullah. Peki, bence. Çok teşekkür ederiz Turgut Alpboyraz. Lütfen yayınımızda kalmayı sürdürün eğer bir problem yoksa. Tabii. Hocam peki Amerika Birleşik Devletleri burada ne yapmak istiyor? Yani neden burada daha da kalabalık gelmeye devam ediyor? O da İran riskini ya da tehdidini gördüğünü söylüyor. Ya da bölgede İsrail'i koruma yönünde hareket ettiğini söylüyor. Başka bir nihai amacı mı var Amerika'nın da? Evet. Ona dair de yorumlarınızı almak isterim. Şimdi ve F-22'ler o çok konuşuldu. Evet. Sosyal medyada da özellikle bir böyle şehir efsanesine dönüşmüş durumda yorumlarınızı almak isterim. Şimdi Haktan Bey hatırlayalım özellikle Büyük Ortadoğu projesini. O İsrail'in bölgedeki varlığını, yani bana göre bu, İsrail'in bölgedeki güvenliğini koruma yönelik bir projenin ilk adımlarıydı. Hangi ülkelere bahar getirilmeye çalışıldı onlara göre Arap Baharı? Libya, İsrail'e Suriye, karşı risk olan ülkeler. Evet, İsrail'e karşı tehdit olan ülkeler. Yani Suriye, İsrail'le savaşabilir. Irak, Libya, Mısır. Bakın Mısır. Peki hangilerine bahar getirilemedi? Arap Baharı dedikleri olay, yani kara kış diyorum ben bunlara. Amacı neydi? Burada sözde demokratik olmayan ülkeleri demokratik hale getirmek, demokratikleştirmek. Peki Körfez ülkelerinin hangisi demokratik? Onlarla da sonra İbrahim'i anlaşmalarla birlikte... İşte bahar getirilemedi onlar, onu diyorum yani. Onlar hala bahar yaşıyor, bunlara kara kış getirdi. Peki hangi iki ülkeye, hedefte hangi iki ülke vardı? Biri İran'dı, biri Türkiye'ydi. Bölgenin bölgesel güçleri. Evet, bölgesel güç. Bunlar İsrail'e diğer biraz önce saydığımız dört ülkenin dışında tehdit olabilecek, tehdit olma potansiyeline sahip ülkeler. Şimdi Türkiye İsrail'e nasıl bir tehdit? Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak İsrail'in bölgede atacağı adımları diplomatik açıdan, siyasi açıdan bir tehdittir. Evet, bakın askeri açıdan şimdi bir savaşın ötesinde izlediği siyasette, izlediği politikayla bölgesel bir güç olması sebebiyle İsrail'e karşı bir tehdit olarak algılanıyor Türkiye. Bir de İran var. İran'ın zaten tehdit olduğunu İsrail Başbakanı gitti kongrede söyledi. Açık net bir şekilde söyledi İran tehdittir. Yani sürekli basın toplantılarında İran'ın nükleer zenginleştirmeyi tamamladığını, tamamlamak üzere olduğunu, vurulması gerektiğini sıklıkla söylüyor İsrail. Sıklıkla söyledi. Türkiye ne zaman bahar getirmek istendi onlara göre? FETÖ darbe girişimiyle. Ardından PKK sürekli desteklenerek, beslenerek, büyütülerek Türkiye'nin bekasına yönelik tehditler oluşturarak Türkiye'yi sürekli bu bölgede terörle mücadele içerisinde tutarak, yıpratmaya çalışarak bu işler yapılıyor. İran'a da aynı şekilde dediğiniz gibi nükleer çalışmasını tamamlamaması için diğer işte faaliyetlerine, işte hava savunma sistemi olsun, kara kuvvetleri anlamında güçlenmesini engellemek için, İran'daki rejimi de değiştirmek için, Türkiye'deki iktidarı da değiştirmek için böyle bir plan içerisinde. Şimdi ABD'nin bölgedeki bu varlıklarını, yani askeri varlıklarını, bakınız hepsini Basra Körfezi'nde olsun, Akdeniz'de olsun. Bir de Türkiye'nin en kuzeyinde, Dede Ağaç'tan, Ege Deniz'deki, Yunanistan'daki varlıklarına bakalım, askeri üslerine bakalım. Ya da Kıbrıs Adası'nda, Güney Kıbrıs Rum yönetimine neden orada askeri tatbikat yapıyor? Askeri tatbikatlar ne için yapılır? Düşmanla bir savaşta harekat planlarınızı test etmek için yapılır. Bu da şöyle yorumlanmıştı. Düşman kim burada? Hizbullah'a yönelik ya da Gazze yönelik bir kara çıkarması. Özellikle Hizbullah'a yönelik bir olası kara çıkarması planları mı yapılıyor diye de Kıbrıs'taki bu tatbikatlardan sonra çok konuşuldu uluslararası kamuoyunda da. Şimdi Haktan Bey, bana göre Hizbullah'a karşı yapılacak olan kara harekatında Amerika Birleşik Devletleri kendi askerini, postalını, onlar öyle dedi, hatırlayalım, 7 Ekim sonrasında ABD askerinin postalı karaya değmeyecek dedi. Peki kimin değecek? Diyelim ki İsrail Gazze'de Hizbullah'a karşı bir kara harekatı başlattı. Biraz önce de dedim, askeri açıdan net olarak da söylemekte fayda var. İsrail mevcut kara kuvvetleriyle Hizbullah'a karşı bir başarı elde edemez. Bir kere coğrafya olarak Gazze gibi değil. Amerika burada devreye girer mi? İşte Amerika devreye girer ama kendi postalını değdirmez. Kim çıkacak o zaman? İsrail'de asker gücünün yeterli olmadığını görüyoruz. Suriye'de beslediği PKK. PKK'yı nereye gönderdi hatırlayalım. Geçtiğimiz aylarda Irak'ta bir ABD üssü vuruldu. Hemen 700 tane PKK'lı Haseke'den Fırat'ın doğusuna gönderildi, o bölgeye yolladı. Şimdi bakınız,
Hocam burada çok kısa bir ekleme yapmak burada, istiyorum. Burada Turgut Alp Poyraz'ın bir eklemesi var. Çok kısa alalım, sonra devam edelim. Buyurun Turgut Alp Poyraz. İki cümle. Amerika Birleşik Devletleri hocamın dediği gibi 7 Ekim'den sonra kesinlikle Amerikan askerinin postalı değmeyecek dedi ama Gazze'de zaten İsrail'in buna ihtiyacı yoktu. Amerika başka bir şey daha yaptı o dönem. Ne yaptı? Hemen apar topar savaş gemisini Akdeniz'e gönderdi. Kime karşıydı bu mesaj? Hizbullah'a ve İran'a karşıydı. Sakın ha İsrail Gazze'ye saldırırken sen de ikinci bir cephe açmaya çalışma. Çalışırsan Beyrut'un yakınlarında benim savaş gemim bekliyor mesajı verdi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu İran Hizbullah yeniden İsrail'e saldıracak mı diye bu suikastlerine karşılık olarak konuşulduğunda da CENTCOM alarma geçirdi. Buradaki bölge komutanlığını işte en son Abraham Lincoln savaş gemisini ek olarak gönderdi ve İsrail'i kendisiniz ve müttefikleriyle birlikte Amerika'nın savunacağını açık bir şekilde söyledi. İngiltere'siyle, Fransa'sıyla, Almanya'sıyla ve bu Hizbullah'a karşı olacak ya Hizbullah'la İsrail arasında olacak bir şeyle kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahil olma durumu var. Askerini bot olarak sokmasa bile yani bölgede beklettiği gemiler bunu gösteriyor. Zaten Hizbullah'ın ve İran'ın tereddütü de benim kanaatimce büyük oranda bundan kaynaklanıyor. Bir savaş kararı almak hiç de kolay değil onlar açısından baktığımızda. Evet, çok zor durumdalar. İmajları zedelenmiş durumda. Tahran'da Hamas'ın lideri şehit edildi. Beyrut'ta Hizbullah'ın askeri lideri öldürüldü. Buna bir karşılık vermeleri lazımdı ama bunu Hizbullah göstermelik bir karşılıkla geçiştirdi. Burada konuşulan şu ki yani karşıda Amerika Birleşik Devletleri var. Sadece İsrail değil, karşıda İngiltere var, Fransa var, Almanya var. Dolayısıyla Hizbullah ve İran bu konuda da ciddi derecede tereddüt içerisinde. Hocamın konuşmalarına destek olsun diye bunu da çok teşekkür ederiz Turgut Alp Poyraz. Sağ olun katkınız için.